Bu videoda alkol ve fenollerin biyolojik redoks tepkimelerine bakacağız. Sol tarafta etanol molekülümüz var. Bu iki karbonlu bir alkol. En çok ilgilendiğimiz karbon buradaki. Yani bu oksijen atomuna tek bağla bağlı olan karbon. Karaciğerde etanol asetaldehide yükseltgenir. Sağ tarafta ise asetaldehit molekülünü görüyorsunuz. İki karbonlu bir aldehit. Yine bizi sarı renkteki karbon ilgilendiriyor. Etanolün aset aldehide yükseltgenliğini anlamanın kolay bir yolu da şu. Sol tarafta karbonla oksijen arasında bir bağ görüyoruz. Sağ tarafta ise oksijen ve karbon arasında iki bağ var. Oksijenle olan bağların artması yükseltgenme demektir. Bu karbonun yükseltgenme basamaklarını belirlersek karbonun yükseltgenme durumunda artış olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda elektronları da düşünebiliriz. Elektron kaybı yükseltgenmedir. Elektron kazanımı indirgenmedir. Buradaki mor renkte elektronları düşündüğümüzde bu elektronların etanol molekülünden kaybolduğunu görebiliriz elektron kaybı yükseltgenmedir. Yani etanol yükseltgenmiştir. Etanol yükseltgendi ise başka bir şey de indirgenmiş olmalıdır. Redoks tepkimeleri böyle işler. İndirgenen şey sol taraftaki NAD artıdır. Bu NAD artı yani nikotinamid adenin dinükleoid adenin bu R kısmında gizlenmiş. Burada sağ taraftaysa molekülün nikotinamit kısmında amit fonksiyonel grubu olan azot bazlı bir halkamız var. Bu azottaki artı bir formal yük bize NAD artıyı verir. İşte nikotinamit adenin dinükleotit yani NAD artı. Etanol yükseltgendiği için NAD artı indirgenmelidir. İndirgenme elektron kazanımı anlamına gelir. NAD artı etanolden bu mor renkte elektronları kazanacaktır muhtemel bir mekanizmayı düşünecek olursak, oksijen ve hidrojen arasındaki elektronları alıp buraya taşısaydık, bu karbon ve oksijen arasındaki çift bağ oluştururdu. Fakat o zaman buradaki karbonla yapılan çok fazla bağ olur. O zaman mor elektronlar NAD artı üzerindeki bu karbona hareket ederler. Bu durum bu elektronları buraya ve buradaki elektronları da azota iter tüm bu elektronların hareketiyle ne olduğunu gösterirsek, sağ tarafta üstteki karbona zaten hidrojen bağlıydı. İki elektronla birlikte bir hidrojen daha kazandı. O iki elektron buradaki mor renkli elektronlar. Buradaki hidrojen bu hidrojendir. Mor renkli elektronlarsa halkamıza hareket etmiş olurlar. Ayrıca pi elektronları da buraya gelir. Ortaklanmamış elektron çifti de bu şekilde azota gelir sağ tarafta hala bazı pi elektronları olmaya devam eder. İşte bu moleküle NADH deniyor. Molekül bir hidrur eşdeğerini yani iki elektronlu bir hidrojene elde etti. NAD artının iki elektron kazandığını, elektron kazanmanın indirgenme olduğunu biliyoruz. Yani NAD artı NADH'a indirgendi. NAD artı indirgendiği için etanolün yükseltgenmesine olanak sağlandı. Bu sebeple NAD artıya yükseltgeyici eleman diyebiliriz. Yani kendi indirgeniyor olsa da etanolün yükseltgeyici elemanıdır. Bu noktaya dikkat edin. Çünkü bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Evet, devam edelim. Burada NADH molekülümüz var. Bu tepkime bir enzim tarafında katalize edilir. O enzim de alkol dehidrogenazdır bu tepkime bu şekilde alkol dehidrogenaz enzimi tarafından katalize edilir. Aynı zamanda bu tepkime tersine bilirdir. Yani tam tersi yönde de gidebilir. Ters tepkimeyi düşünürsek asetaldehitin etanole indirgendiğini söyleyebiliriz. Asetaldehit etanole indirgeniyorsa NADH da NAD artıya yükselt Şimdi NADH'i yükseltgediğimiz ve aset aldehidi indirgediğimiz bir mekanizma düşünelim. Azot üzerindeki bu elektron çiftlerini alıp buraya taşısaydık, buradaki elektronları buraya itmiş olurduk. Bu bağ üzerindeki mor elektronlar da bu karbona saldırırdı. Mor elektronları burada düşünebiliriz. Bunu hidrür olarak düşünün. Eksi bir formal yüklü iki elektronu olan bir hidrojen. Önceki videolarda hidrürün çok iyi bir nükleofil olmadığını gördüysek de bunu bir nükleofilik saldırı olarak düşünebilirsiniz. Çünkü buradaki karbon kısmi pozitif olacaktır. Bu yüzden negatif yüklü elektronlar bu karbona saldırır. Bu gerçekleştiğinde pi elektronları buradaki protonu kapar. Bu da bize etanol molekülünü verir. Böylece NADH tekrar NAD artıya döner. Bu durumu NADH'ın yükseltgenmesi olarak düşünebilirsiniz. Çünkü mor renkli iki elektronu kaybediyor ve elektron kaybı da zaten yükseltgenme demek. Asetaldehitten etanole indirgenmeyi sağlayan şey NADH olduğu için NADH'ın bu örnekte indirgeyici eleman olduğunu söyleyebiliriz. Bunu hatırlamak için NADH'daki hidrojene bakmanız yeterli. Yani NADH, indirgenme kapasitesi olan bir hidrüre sahip. NAD artıdan NADH'a geçiş veya tam tersi biyokimyada büyük önem taşır. Birçok biyokimyasal tepkimede bu durum gerçekleşir. O yüzden bu moleküllerdeki elektronlarda neler olduğunu anlamak önemli. Şimdi bir başka redoks örneğine bakalım. Sol tarafta fenol var. Yine en çok bu karbon bizi ilgilendiriyor. Yani bu oksijene bağlı olan. Fenolleri yükseltgemenin birçok yolu var. Mesela fenolü Jones reaktifi sodyum dikromat, sülfürik asit ve suyla yükseltgersek sağ tarafta gördüğümüz benzokinon denilen moleküle dönüşür. Hemen yazalım benzokinon. Görüyorsunuz buradaki karbonun oksijenle iki bağı var yani yükseltgenmiş. Fenol benzokinona birçok organik reaktif kullanılarak yükseltgenebilir. Benzokinon elde edilince bunu sağdaki hidrokinon adı verilen moleküle indirgeyebiliriz. Benzokinonu hidrokinona indirgeyebilecek birkaç organik reaktif var. Hemen yazalım. Hidrokinon. Hidrokinonu yine çok kolay bir şekilde benzokinona yükseltgeyebiliriz. Organik kimyada bu redoks dönüşümlerini yapabilecek olan birçok reaktif vardır. Vücutta genellikle NAD artı, NADH sisteminden bahsederiz ki az önce bu ikisi arasındaki ilişkiye bakmıştık. Buradaki moleküle bakacak olursak bu bir kinon. Bu molekülün benzokinon kısmını görebilirsiniz. Buna übikinon diyoruz. Übi öneki bunun çok yaygın bir biçimde var olduğuna işaret ediyor. Çünkü bu bileşik her yerde. Doğanın tüm hücrelerinde bulunur. Bunun diğer adı koenzim Q'dur ve elektron transport zincirinin önemli bir parçasıdır. Ubikinonun sağ taraftaki moleküle dönüşmesine bakacak olursak, burada hidrokinon gibi indirgenen bir molekül görebiliriz. Bu da ubikinoldür. Bu karbonlar buraya çizdiğimiz kimyasal tepkime ile indirgeniyorlar. Ubikinon, ubikinole indirgeniyor. Ubikinon indirgeniyorsa başka bir şey yükseltgeniyordur. Bu durumda NADH, NAD artıya yükseltgeniyor. NADH, hidrür barındırandır. Zaten indirgenme elemanı olarak görev yapan da budur. Burada NADH indirgeyici eleman rolündedir. Yani übikinonun sağ taraftaki übikinol molekülüne indirgenmesini sağlar. Elektron transport zincirinin elektronların taşındığı kısmının basitleştirilmiş halini görmüş olduk ki bu oksidatif fosforilasyon ve aynı zamanda ATP sentezine yol açmaktadır. Bu da bize enerji verir. Evet, bu videoda bahsettiğimiz biyokimyasal süreçleri çok detaylı bir şekilde anlatmadık. Sadece temel organik kimya bilgisini kullanarak biyokimyayı nasıl analiz edebileceğimizi ve biyolojik sistemlerde NAD artı ve NADH'ın önemini gördük.